Daha 7 Haziran akşamı AKP'nin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun tek başına iktidarı hiçbir şart altında bırakmak istemeyecekleri, gerekirse mümkün, kendileri bakımından mümkün olursa bir azınlık hükümeti ve oyalamak suretiyle iktidarlarını uzatabildikleri kadar uzatma gayreti içerisinde olacakları anlaşılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 7 Haziran akşamı yaptığı konuşma Davutoğlu'nun Balkan konuşmasından sonradır ve ona bir cevaben söylenilmiştir. Dolayısıyla erken seçimi ve azınlık hükümetini ilk zikredenler kendileridir. Gün bir ve beraber olma günüdür. Gün toplumsal huzuru ve barışı sağlama günüdür. Gün ben değil biz olma günüdür diyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Değerli milletvekili adaylarımızın organize etmiş olduğu bu güzel gün için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. 2007'lerden 2009'lardan bugünlere geldiğimiz yaklaşık 6,5 yılı geride bıraktık. 2009 yılında Manisa Belediyesi olarak tarihinde ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin burçlarını belediyenin zirvesine diktiğimiz o başarı yolu bugün hala devam etmekte. Ve 2014 yılında da bunu bir kere daha vatandaşımızın bize vermiş olduğu destekle, güçle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu yol uzun yol. Bu birlik beraberliğimiz olduğu sürece inşallah daha büyük netice ve zaferlere Milliyetçi Hareket Partisi Manisa'da damgasını vuracaktır. Bundan hiç şüphem yok. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi biz bir bütün olduğumuz, bir olduğumuz, birlikte olduğumuz zaman bu başarı kaçınılmaz. Sahada her zaman, her mekanda, her sokakta, her mahallede, her ilçede, ilin bütününde işimizi düzgün yaptığımız sürece bu zaten kendiliğinden gerçekleşecektir. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bunu her zaman ifade etmişimdir. Bizi ancak kendi içimizdeki nifak tohumları bozabilir. Dışarıdan değil, içimizdeki bizi karalamak isteyenler bizim bu başarımızı çekememezler. Maalesef bizlere ket vuracaktır. O açıdan her zaman bu birlik beraberliğimizi Rabbim bizlerden esirgemesin. Bir beraber olarak önümüzdeki seçimlerde de inşallah bir bütün olarak bu seçimleri alnımızın akıyla inşallah tamamlayacağız. Tabii 2007'lerde 25 binlerden 2011 seçimlerinde 140 binlere ulaştığımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa'daki gücünü son Haziran seçimlerinde her ne kadar eleştirilsek de milletvekili sayısında aynı kalmış olsak da milletvekili sayısının düşürüldüğünü hiç kimse unutmasın. 10 milletvekilliğinden 9'a düşürülen Manisa ilindeki bir milletvekilliği Milliyetçi Hareket Partisi'nden kaybolmuştur. Seçimlerde 140 binlerden 213 binlere getirdiğimiz son Haziran seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa'da %47 oy artışını hiç kimse görmemezden gelmemesi lazım. Bunu da bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tekrardan hükümet kurmamak için, anayasayı değiştirecek 400 çoğunluğa varmak için 1 Kasım'da birilerinin ikballeri için tekrardan seçime gidiyoruz. Ülkeyi yönetenler Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi gaflet ve delalet, hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Bu ahval ve şeraitte bizim vazifemiz bu ülkeyi kurtarmaktır.
Bunun için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki, ruhumuzdaki asil kanda mevcuttur. Bunun bilinciyle bu davada başta başbuğum Alparslan Türkeş olmak üzere şehitlerimizi ve bu vatan savunmasında kaybettiğimiz diğer şehitlerimiz ve gazilerimizi bir defa daha anmaktan gurur duyuyorum. Ülkücü hareket bu ülkede ne yaptığını ortaya koymuştur. Sorumluluklarını bilen, sorumlulukların bilincinde olan insanlardır. Kişisel ikballerini bir tarafa bırakıp sadece dava ruhuyla savaşan insanların, çarpışan insanların yeridir. Ama şu anda çarpışma demokratik platform içerisinde tek tek, fert fert dolaşarak hep birlikte bir güç olarak yumruk gibi ülkeyi inleteceğimiz gündür. Bir olalım, biri olalım, diri olalım. Desturumuz budur. Birlikten kuvvet doğar. Burada gördüğüm birçok benden büyük abilerim var. Hizmetleri şan olmuş, nam olmuş insanlar var. Bunları unutmak, bunları bir kenara atmak bir ihanettir. Biz bu ihaneti hiçbir zaman yapmadık. Ahde her zaman için bizde vefa vardır. Biz de o büyüklerimiz gibi bu davaya hizmet edeceğiz. Hep birlikte olduğumuz zaman bütün güçlükleri yeneceğimiz kanaatindeyim. Bizler ülkücüler insanların gururlarını okşayıcı, kibirlerini arttırıcı konuşmalar, hamaset nutukları atamayız. Bizler gerçekleri konuşmakla mükellefiz. Çünkü bizim aldığımız terbiye bunu gerektiriyor. Doğrular acı da olsa bu ülkede var. Değerli dava arkadaşlarım, şer odakları birleştiler. Bu ülkeyi adım adım parçalıyorlar. Oslo'da başlayan, İmralı'nın hedefiyle Kandil'de devam eden, en son Ata Yadigarı Dolmabahçe'de sonuçlanan, çözüm süreci diye adlandırılan bir çözülme süreci var. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu konuda senelerdir ve partimin ileri gelenleri uyarılarda bulunuyorlar. Ama kimse bizi dinlemiyor. Çünkü biz insanların hoşlarına giden şeyleri söylemiyoruz. Bizler gerçeklerin peşindeyiz. Bizim için gerçek olan bu ülkenin geleceğidir. Biz bu ülkeyi çocuklarımızdan emanet aldık. Biz bu ülkeyi tarihimizden gelen şan ve şeref içinde bu al bayrak inmeyecek diye, bu ezan susmayacak diye savaşan, ölen insanlarız. Burada zafer çığlıkları atacağız. Unutmayalım arkadaşlar, inanmak başarmanın yarısıdır. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Birinci sıra Erkan Akçay, dokuzuncu sıra Erkan Öztürk. Yani Erkan'la başlıyoruz, Erkan'la bitiriyoruz. Dokuz ışık, dokuz adayla temsil edilmektedir Manisa'da değerli arkadaşlar. Tarihinde ilk defa bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için yeniden ve tekrardan bir seçime gidiyor. 1 Kasım seçimlerinin öncelikle ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Düzeltilmeye muhtaç bir cümledir. Neden kurulamadı değil değerli arkadaşlar. Neden kurulmadı? Aslında bu da sorumlu bir cümle. Asıl sorulması gereken koalisyon hükümeti neden kurdurulmadı? Kim kurdurmadı? Bunun milletimiz tarafından iyi görülmesi gerekiyor ve bu görülünce de zaten diğer konularda çorap söküğü gibi kendiliğinden bir mantık silsilesi
içerisinde ayan beyan ortaya çıkıyor. Evet, bu soru önemlidir ve millet vicdanında mutlaka yankısını bulmalıdır. Koalisyon hükümeti neden kurdurulmadı? Bu sorunun cevabını yine bir mantık silsilesi içerisinde zincirleme bazı sorularla cevabını bulacağız. Hükümeti kurma görevi kime verildi aziz milletimiz? 7 Haziran seçimlerinden birinci parti olarak çıkan ve tek başına iktidarı kaybeden Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verildi. Yani görevli olan, hükümeti kurmakla görevli olan AKP Genel Başkanı Başbakan Davutoğlu. Yani hükümeti kurmakla görevli olan Milliyetçi Hareket Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi de değil. Niye bahanelerle oyalama süreci başladınız? Daha 7 Haziran akşamı AKP'nin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun tek başına iktidarı hiçbir şart altında bırakmak istemeyecekleri, gerekirse mümkün, kendileri bakımından mümkün olursa bir azınlık hükümeti ve oyalamak suretiyle iktidarlarını uzatabildikleri kadar uzatma gayreti içerisinde olacakları anlaşılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 7 Haziran akşamı yaptığı konuşma Davutoğlu'nun Balkan konuşmasından sonradır ve ona bir cevaben söylenilmiştir. Dolayısıyla erken seçimi ve azınlık hükümetini ilk zikredenler